Selam millet, ben Artcom Raid. Five Nights at Freddy's'e hoş geldiniz. Şimdi bu oyun... Tamam, oyunu bilmiyormuş gibi davranmayacağım. Bu oyun çok popüler bir oyun zaten. Benim kanalımda da sadece ana oyun serisi için 100'den fazla bölüm vardı. Hepsini sildim. Ve... sıfırdan başlıyorum bugün. Hadi başlayalım. Freddy Fazbear'ın pizzacısı. Aile restoranı... Gece çalışmak için bir güvenlik görevlisi arıyor falan filan. Birinci gece. Birinci gecede başıma kötü şeyler geldikten sonra niye 5 gece daha kalayım ki? Evet. Kedim de miyavlıyor arkada. Gerçekten çok iç açıcı bir konuşmaydı. Evet. Isırık mı? Ne ısırığı lan? Harika. İnanılmaz. Şarjım da bitiyor. Tabii ki. İyi geceler. Güzel bir meslek seçimi. Gerçekten inanılır gibi değil. Küçük bir şey vereyim hemen. Bu animatronikler beni geç saatlerde bir insan olarak görmüyormuş. Tam şuradaki gibi bir iç iskelet olarak görüyormuş. Ve eğer beni görürlerse, gördükleri zaman... Şunlardan birinin içine tıkacaklarmış beni. Ki bu da iyi olmaz çünkü... Dışarıda kalacak tek parçalarım göz bebeklerim ve dişlerim olacakmış. Harika. Hiç sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. 5 gece çalışacağım ve bitecek, bu kadar basit. Ya kanalda daha yeni FNAF Plus'ı bitirdim zaten. Onun da yani... Eğer...
ilk kez bu videoyu izliyorsanız şunu söyleyeyim. Tabii ki de ilk önce fan oyunlarını sonra orijinal oyunu oynamadım. Ben yani dediğim gibi 100 bölüm çektim amına koyayım orijinal oyunla alakalı yani amına koyayım derken size bir hakaret olarak değil ben. Neyse. Ağzım bozuk olabilir. Neyse. 100 bölümden fazla çektim bu oyunla alakalı ve sonra da fan oyunlarını oynadım tabii ki. Fakat o 100 bölüm Merhaba. O 100 bölüm eskide kaldı. Yani yarısı falan 2 yıl önceye ait. YouTube'la alakalı hiçbir şey bilmediğim döneme ait. YouTube'la alakalı hiçbir şey bilmemeyi bırak. Konuşamadığım döneme ait. Yani diksiyonumu siktir et. Direkt konuşamadım. Yani tüm video boyunca böyleydi. Evet. Şurada biri var. Yani tüm video boyunca böyleydi. Hiç izlemesi keyifli değildi. Ve ben FNAF serisini çok sevdiğim için hem baştan başlama amaçlı hem de daha kaliteli videolarını çekme amaçlı sıfırdan başlatmaya karar verdim seriyi. Ve 100 bölümün tamamında da eski mikrofonumla olduğum için kötü bir ses kalitesi vardı. O yüzden bahaneler bahaneler ya. Kısaca FNAF'ı tekrardan oynamak ve videosunu çekmek istedim. Tüm seriyi. Ne haber Bonnie? Bu arada Help Wanted 2 konusunda şöyle açıklık getireyim. Türkiye'de dünyada 40 dolardan çıkan oyun Türkiye'de 19 dolardan çıktı. Scott Cawthon'ın taş şaklarına beton yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz zaten. Bunun piçi nereye gitti acaba? Yok. Yani yarı yarıya fiyattan çıkardı adamlar ve indirimde daha da düşüyor iner. Ben tahminimce 10 dolara falan iner diye düşünüyorum. O civarlarda. Yani oraya indiğinde alırım. O zamana kadar zaten flat modu da çıkar. Flat mod çıkana kadar ve ben oyunu alana kadar da tüm oyunları bitiririm. İki kere bitiririm lan tüm oyunları. Bir uzun sürer yani bence. Flat modunun çıkması artı oyunun indirime girmesi falan. Uzun bir sürü be. Ben tüm FNAF oyunlarını bitiririm. FNAF 1'den FNAF Ruin'e kadar. Ardından Help Wanted 2'yi de oynarım. Ve yeni FNAF oyunu çıkana kadar köşeme çekilirim. Tabii ki köşeme çekilmeyeceğim. Ben FNAF kanalı değilim. Korku oyunu kanalıyım. Bir sürü korku oyunu oynuyorum. Ama FNAF konusunda köşeme çekilirim. Bu Bonnie gitmedi. Benim elektriğim bitecek. Benim elektriğim bitecek. Benim elektriğim bitecek. Ben buna inanıyorum. Ama bitmeyebilir. Saat 5'miş şu an fark ediyorum çünkü. Yete de bilir yani. Zaten bu saatte, yani bu gecede Fox ve Freddy ayaklanmaz o yüzden bence kameraya bakmaya gerek yok. Bu arada söylediğim gibi eğer beni bu videoyla ilk defa görüyor oluyorsanız, görecek olacaksanız yani beni ilk kez bu videoyla tanıyacaksanız, ben şöyle cümleyi düşündüm de kafamda. İlk kez bu videoyla tanıyacaksanız beni, ben bir FNAF kanalı değilim. Ben bir korku oyunu kanalıyım. Yani korku oyunu kanalı değilim ama korku oyunu videolarına ağırlık veren bir Let's Play kanalıyım. Dead Space var, Resident Evil var. Olacak, Resident Evil olacak, daha yok. Farklı indie korku oyunları var falan filan. Yani bu dönem FNAF'a ağırlık vereceğim diye beni FNAF kanalı olarak düşünmemenizi isterim. Evet. Sen çok hızlı geldin. Sen çok hızlı geldin. Ve harika. Çok iyi.
Orada CD Plus biliyorsunuz öyle bir hile var ama ben onu kullanmıyordum zaten. Kullanmayacağım da. Yani bir şüphe olmasın içinizde. Tamamen şanstı az önceki. Alo. Oh. Well, you're here. Listen, you made it a day too. Tabii canım, ne sanırım. Yes. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Evet. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark though, so hey. I guess that's one more reason not to run out of power, right? Değil mi? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger. Şarjım bitiyor. I'm not implying that. Also, check on the current Pirate Cove from time to time. Evet. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. Bu nerede lan? I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Tamam, hadi iyi geceler. Yakında konuşurmuş. Ben öleceğim lan. İntihar edeceğim hatta. FNAF'ın tekrar oynanabilirliğini çok seviyorum ya. Yani ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsun evet ama asla %100 kestiremiyorsun. Yani çok güzel bir oyun bu. Gerçekten FNAF çok ilk oyunlardan bahsediyorum. Kesinlikle korku oyunu olarak çok üst düzey yani ilk oyunları. İlk 4 oyun. 5 oyun olsun hadi. Hadi 6. 6 oyun, ilk 6 oyunu çok üst düzey korku oyunu olarak. FNAF World'den bahsetmiyorum ilk. Yana 6 oyun. Ondan sonraki oyunlar tamamen sadece hayranların, ben de hayranlardan biri olduğum için bunu söyleyebilirim. Hayranların FNAF açlığını gideren oyunlar. Yani tam lore katkıları var maalesef. Neyse keşke olmasa, keşke bitseydi FNAF 6'da hikaye tamamen ama şu anki durumdan şikayetçi miyim? Çok sayılmaz ama 6. oyundan sonraki oyunların da tamamen bu serinin bitmemesi için çıkarılan oyunlar olduğunun farkındayım. Ki bitmesin, ben memnunum yani. FNAF 100'e kadar yolu var. Garden of Bamman 6 çıkacağına FNAF 16 çıksın, anladın mı? Kaç oyun oldu FNAF'ın? FNAF 1, 2, 3, 4, FNAF World, Sister Location, Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night, Help Wanted, Security Breach, Help Wanted 2. Bayağı oyunu var. Bir de spin-off oyunları saymadım bile daha. Freddy! Seviyorum seni. Hiç unutmam ilk... Hiç unutmam. İlk FNAF videomda Golden Freddy çıkmıştı tek de karşıma. İlk geceden mi? İkinci geceden mi? İlk geceden. Ben eskiden her FNAF videosuna bir gece ayırıyordum eskiden. Ondan bir dolayı birazcık ilginç bir yükleme şeyi vardı. Devamlılığı vardı o serinin. Ya eski seriden kurtulmam iyi oldu aslında ya. Çünkü bak tam nostaljik falan ama ben o zamanlar dublaj hakkında hiçbir şey bilmeden dublaj yapmaya çalışıyordum o seriyi. Her oyunu yapıyordum da yani spesifik olarak o serideki çok kötüydü. Neyse artık gitti. Artık onları düşünmeye gerek yok. Oh!
Oo! Hayır! Ve tarih tekerrürden ibaretmiş. Was that the Golden Freddy? Gerçekten çok güzel denk geldi. Ama şarjım bitecek. Şarjım bitecek. Ben öleceğim, gideceğim. Hop, pardon, yanlışlıkla kapadım. Bu arada az önce bahsettiğim CD Plus hilesinde, yani kullanmıyorum dedim zaten ama inanmıyorsanız da inanmayın bana ne. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Kimseye de bunu kanıtlamaya ihtiyacım yok. Yine de şunu diyecektim. Benim klavyemden takur tukur ses çıktığı için genelde, mesela şu an rastgele tuşlara basacağım. Klavyemden takur tukur ses çıktığı için hileyi kullanınca da anlayabilirsiniz. Foxy? Güzel. Bence bu gece atlatırım ya. Bence bir videoda iki gece geçerim. Her videoda iki gece geçsem, bir videoda 6. geceyi, diğer videoda da Custom Night'ın 20-20'sini geçsem. Bakalım 20-20'yi de yapacağım. Ben dürüst olmak gerekirse hiçbir zaman FNAF serisinde 20-20 modunu denemedim bile hiçbir oyunda. O yüzden bakacağız. Ama FNAF için yani agresif modunu denemesem de kabus modunu denemiştim FNAF için. Ki o da 6. ya da 7. gece olarak geçiyor. Tam emin değilim. Yok, FNAF 3'te 7. gece yok. 6. gece olarak kabus modu geçiyor. Agresifi de kendin istersen zorluğu arttırmak için ayarlayabiliyorsun. Diye kaldı aklımda. Tam güzel ya. Hop. Evet. Beni öldürmeyeceksin. Çok hızlı geldin. Sakın öldürme beni. Freddy, ha güzel. Harika. Üçüncü gece de deneyim mi lan? Vallahi geçebilirim ha. Oğlum bak, benim zaten kanalda bir videom var. Tek oturuşta 5 geceyi de geçiyorum. Onu da sildim. Allah kahretsin, onu da sildim. Belki onu silmem ya. Yani sildim, belki geri yüklerim. Vallahi geçerim bak, tek oturuşta 5 gece geçerim. Delirtmeyin beni. Beni denemeyin. Merhaba. Hey, you're doing great. Öyle. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Tabii canım. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real tonight.
Hey, listen, I had an idea. Nedir? If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Ne oldu lan? Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Evet. Söyleyeyim mi? Ben tek oturuşta 5 kişi geçebilecek kapasiteye sahibim ama istemiyorum öyle bir şey yapmayı. Kapasiteye sahibim falan sanki çok zorlu bir şey ya. Ben profesyonel FNAF oyuncusu olarak kanal adını değiştireceğim. Pro FNAF Year. FNAF Year yalnız. Oğlum ben boşuna demiyorum. FNAF'ın Türkiye'deki kralı benim diye. Ve öyle olduğumu da kanıtlayacağım ya. Hadi bakalım tek oturuşta 5 kişi. Yok. Yani aslında yaparım istesem ama zaten daha önceden yaptım ve şu an öyle bir şey yapasım yok. Artı çok da vaktim yok benim. Çünkü Garten of Aman 6 videosunu editlemedim daha. Onu editlemem ve yarın atmam lazım. Tabii siz onu çoktan izlemiş olacaksınız da. Bir de kayıt almıyormuşum şu an var ya, kendimi öldürürüm. Yaparım bunu. Zamanı, eğlence zamanı, parti zamanı, seks zamanı. Şaka tabii ki. Hadi parti diyelim. Nasılsın? Sadece niye bu ilerledi lan? Abi başka ilerleyen yok. Gitti mi diye kontrol ediyorum arada bir de. Sen cupcake almaya mı geldin buraya? Oo. Bu ne? Çok tatlı duruyorsun lan. Ulan ben bu oyunu her oynadığımda 2014'e dönüyorum ya gerçekten. Hem korkak hem de oyun oynama konusunda başarısız bir çocuktum. Hele FNAF hiç oynayamazdım. Çok zor gelirdi. Buna koyayım nasıl geçeceğim bu bölümleri ben ya falan diye ağlardım. Tabii küfür etmezdim. Sonra çok alıştım lan. Yani küçükken Minecraft dışında oynadığım tek oyun buydu. Böyle her yerde oynardım. Telefondan, bilgisayardan, tabletten anlamadığı her yerde değil. Oralardan da oynardım her yerden ama yani evde oynardım, okulda oynardım. Okulda telefonları gizlice soktuğum zamanlar vardı. Benim telefonum vardı küçükken, arkadaşlarımın yoktu. Oradan oynardım. Derdim. Tatile gidiyoruz mesela. Yanımda büyük babamın bilgisayarını götürür oradan oynardım. Tatilde çocuklarla tanışırdım. Gelin arkadaş olalım FNAF oynayalım falan derdim. Oynardık. Yani gerçekten
Çocukluk bu oyun benim için. Ama korkardım yani bu oyundan. Ben aşırı korkardım. Şu anki çocuklara bakıyorum. Yani şu anki çocukların da bir suçu yok ki. Security Breach'le büyümüş çocuklara bakıyorum. Security Breach fanı olan küçük yaştaki insanlar Security Breach'ten korkuyor mu gerçekten? Yani aranızda öyle kişiler varsa aşağılamak için söylemiyorum bunu. Yani en azından sizi aşağılamak için söylemiyorum. Ben Security Breach'i aşağılıyorum. Ki ben Security Breach'i çok sevdim. Çok sevdim Security Breach'i ama FNAF'ın yani bu oyunla büyüdüysen güzel Security Breach. Yoksa Security Breach güzel bir oyun değil onun dışında baktığın zaman. Dediğim gibi aranızda Security Breach hayranı olan küçük yaştaki insanlar, küçük yaştaki kardeşlerimiz varsa desinler ben korkuyorum ya da ben korkmuyorum Security Breach'ten diye. Ben korkulduğuna inanmıyorum çünkü Security Breach'ten. Ben mesela korkardım bundan. Yine söylediğim gibi yani ben bunu tekrar tekrar belirteyim çünkü yanlış anlaşılmaya müsait. Ben Security Breach'ten korkan insanlara ya da korkmayan insanlara aşağılamak için söylemiyorum. Ben Security Breach'i aşağılamak için söylüyorum. Bu arada bu gece geçemeyeceğim. Geçmemek için uğraştım ben. Muhabbet ederken kameralara falan baktım. İnternetimi. Ama ne interneti lan şeyi. Elektriğimi yedim. Bu arada geceyi uğraşsam geçermişim ha. Bu gece de geçmeyeyim artık. Ya da geçeyim mi? Bak şimdi Freddy'nin de yavaş geleceği tuttu, gördün mü? Ama müziği çala çala geliyor bu sefer, psikopat herif. Lan. Korkuttun. Hadi öldür beni. Öldür beni. Yoksa ben kendimi öldüreceğim. Şerefse bak. Orospu çocuğu yavaş yavaş yürüyor, eşyalarımı falan deviriyor. Bir daha geçti arkaya, müzik açtı pezevenk. Nasıl bir insansın sen? Korkunç. Yani korkunç zaten bu oyun ama yani gerçekten korkunç. Seviyorum bu oyunu amına koyayım ya. Hızıyla, tüm hızıyla devam edecek bu seri bu arada, onu da söyleyeyim. Yarın bir anda Security Breach'e geçeceğim. Neyse o zaman ne diyelim. Yine gece vardiyalarının olduğu, yine animatroniklerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.